İkinci el arabalara güvenmenizi sağlayan Karvak Sunar Karva'nın sunduğu çekirdekcek istaradan herkese selamlar. Beşiktaş Adana Demirspor maç önüyle karşınızdayız. İki takımda teknik adam değişiklikleri sonrası bir süreç yaşıyor. Beşiktaş biraz daha fazla maç yaptı Flamengo'da Santos'ta. Adana Demirspor'da bizimle de beraber program yapma şansına eriştiğimiz Hikmet Karaman ilk maçına çıktı. Şimdi önemli bir karşılaşmada oynayacak. Önce konuk takım Adana Demirspor'u muhtemel 11 ile bakalım. Kalede Mahmed Aliyev olacak. Dorukan, Semih, Sisse ya da Manev şuraya çekelim. Burada Sisse'nin durumu net değil. Manev'in oynama ihtimali de yüksek. Abdurrahim fazla görürseniz bu yüzden. Gravillon, İstanbulli, Mişu orta sahada. Akintola, Emre, Yusuf ön attı. Burada tabii şimdi Hikmet Karaman yeni bir teknik adam. Yeni bir takımla birlikte ve e, muhtemel 11'de özellikle Beşiktaş gibi hedefli bir maçta değişiklikler yapabilir bu ihtimalde. Her zaman elimizin altında bulunduralım. Muhtemel 11'inde Adana Demirspor'un sahaya çıkan 11'den e, farklılıklar görebiliriz. Beşiktaş'ın 11'ine gelelim. Beşiktaş da Pendikspor'a karşı beklemediği 4-0'lık bir yenilgi aldı. Bunun ertesinde mutlak 3 puan peşinde. Kalede Mert, savunmada Umut, Bahtiyar, Tayip, Talha, Svensson. Burada bu değişikliği bekliyoruz. Onur'un yerine Svensson'un 11 başlamasının. Necip orta sahada Demirege yanında. Belki Demirege'nin yerinde bir değişiklik olabilir mi? o soru işareti. Getson, Raşitse, Semi, Santrafor'da Muleka, Cenk'in yerine beklenen, muhabirlerden gelen muhtemel 11'ler bu şekilde. Şimdi maça gelirsek Adana Demirspor Hikmet Karaman'la beraber daha fazla isabetli pas yapan ve pas hatalarını minimuma indirmek isteyen, minimize etmek isteyen bir takım çalışmasında şu anda. Bunu da Beşiktaş'a karşı takım disiplinine çok fazla önem vererek duruşa, pozisyona çok fazla önem vererek idmanlarını buna yansıtarak yapacaktır. Bunun yanında Hikmet Karaman takımının fiziksel olarak da çok iyi olmasını isteyecektir Beşiktaş'a karşı ve buna yönelik hazırlıklar yapacaktır. Çünkü Beşiktaş'ın fiziksel olarak çok iyi olmadığını haftalardır görüyoruz. Pendik Spor biraz diş gösterince biraz sahada iyi durup fiziksel olarak sağlam bir görüntü çizince Beşiktaş'ın ne kadar etkisiz kaldığını da fark etmiştir. O yüzden oyun biraz bence sert oynanacaktır. Fizikselliğe yatkın olacaktır. Adana Demirspor'un önde basabileceğini tahmin ediyorum. Önde baskı uygulayacağını tahmin ediyorum. Beşiktaş buna nasıl cevap verecek? Bu biraz belirleyici olacak. Sert bir Adana Demirspor ön hattı. Önde basan, Beşiktaş'ı bozmaya çalışan bir ön hat ki Beşiktaş pendik maçında olduğu gibi yine %60'lar üzerinde topa sahip olmaya çalışırsa Adana Demirspor'a karşı Pendik'te olduğu gibi zorlanacaktır. Yine Adana Demirspor'un hücum yapma prensiplerinden birisinin beklerle saldırmak olacağını tahmin ediyorum. Özellikle Beşiktaş'ın bek ve stoper aralarına sürekli oyuncu sokmaya çalışacaktır Adana Demirspor hücum hattında. Sıkça bek bindirmeleri göreceğimizi düşünüyorum ve bunun yanında Adana Demirspor'un ters ayaklı ortalarla Beşiktaş savunmasını e, ters ayakta savunma yapma biçiminde ters ayakta yakalayıp tehlikeli pozisyonlar bulmaya çalışacağını düşünüyoruz. Buna karşılık olarak da az önce söylediğim gibi Svensson'un Beşiktaş 11'inde olması, sağda başlaması en azından Abdurrahim Dursun'un hücum bindirmelerinde çok rahat hareket etmesine izin vermeyecektir. Hatta hücum tehlikesi de olabilecektir. Yani Adana Demirspor'da Spor'da biz biraz daha savunmacı yapısıyla hatırlıyoruz ama bu Montella tercihiyle kaynaklıydı. Onun portföyünde hücum bindirmeleri de sıklıkla var. Burada tabii tamamlayıcı oyuncular kim olacak? Cezaların içerisinde kaç tane Beşiktaşlı oyuncu görebilecek? Bunlar da belirleyici. Bu maç Beşiktaş için kilit bol şuttan geçiyor. Şu yüzden Adana Demirspor kalesine en çok şut çektiren takım. Bu açıdan ben olsam Beşiktaş'ın hücum hattında e, Semih'i kullanırdım hücumda en uçta. Raşit sayı sola çekerdim ve eğer kondisyon yani fizik sakat vesaire bir durumu yoksa ben Gezal'la başlardım ve bu üçlüden de Bol bol şut isterdim çünkü sağ ayak şutu var, sol ayak şutu var, ee, içeriye doğru çekip içeriye doğru çekip zaten doğal şut opsiyonu olduğu için bol bol şutlayacak ileri uçta üç tane istediği yerden şutu çekebilecek oyuncu kullanırdım. Ben beşiktaş teknik Eğitim'de olsaydım böyle bir tavsiyem olurdu. Şimdi e, Adana Demirspor savunmasında da birebirlerde zorlanmalar var. Ee, burada hani sizse de oynasa. Manev'de oynasa birebir kaldıkları zaman hani futbol tabiriyle el bombası pozisyonlar verebiliyor. Beşiktaş'ın da elinde Semih gibi rakibin üzerine birebir gönderebileceği oyuncular varken tabi burada adaşıyla eşleştiği zaman belki fiziksel olarak geride kalabilir. Ama özellikle Adana Demirspor'u sol stoper bölgesine Semih'i gönderirse ve orada birebirleri zorlarsa hem Semih'in patlama gücünden faydalanır Beşiktaş ve burada ciddi gol pozisyonları bulabilir. Ayağında topla ya da topsuz olarak bu oyuncuların üzerine oynarsa onların savunma hatalarından faydalanıp bitirici işi yapabilir. Hatta Semih'in bu oyuncuların üzerine oynayarak Beşiktaş'a penaltı kazandırma ihtimali de çok düşük değil. Hatta yüksek diyebiliriz. O yüzden bu eşleşmeyi ne kadar iyi yapacak bu da belirleyici faktörlerden bir tanesi şurayı bir temizleyelim. Bir diğer Beşiktaş'ın hücumda Adana Demirspor'a üstünlük sağlama ihtimali olan ama bunun da tabii ki oyuncuların bireysel olarak adanmışlığından geçtiğini söylememiz lazım. Pendik maçındaki gibi motivasyonsuz adanma eksiği olan bir maçta hiçbir şey yapamazsınız. Adana Demirspor daha kolay cezalandırır sizi. Bir diğer nokta da şu. Adana Demirspor hava toplarındaki birebirlerde ligin en zayıf takımlarından. İstatistik olarak da hava topu birebirleri kazanmada en düşük veriye sahip. Doğal olarak Beşiktaş'ın bundan faydalanma adına hafta içi daha doğrusu çok da vakti yok ama işte Pendik maçıyla bu maç arasındaki boşlukta diyelim. İyi bir çalışma yapmış olmasını bekliyorum. Ya da çalışması gerektiğini düşünüyorum. Hava topu birebirlerinde. Burada eşleşmeleri doğru yaparsa özellikle kornerlerde Bahtiyar'ın, Tayyip Talha'nın ya da işte oraya çıkan ve belki Semih'in çok fazla hava topu etkinliğini görmedik ama yani birebir hava topu eşleşmelerinde ya da mesela burada Cenk planı devreye girebilir. Yine Cenk'le başlayıp uzuna girip Cenk'in indireceği toplarla sıkışması Beşiktaş'ın ve orada bir baskı yapması da bir ihtimal dahilinde olabilir. Hava topu birebirlerinde Beşiktaş'ın kendisine avantaj sağlamasını avantaj sağlamasının çalışmaları mutlaka yapılmış olmalı. Ama her şeyi sağdaki performans belirleyecek. Biz iki takıma dair detayları bu şekilde muhtemel 11'ler üzerinden anlatıyoruz. İki takım adama başarılar diliyoruz. Beşiktaş, Adana Demirspor maçından sonra umarız futbol konuşuruz. Hakem değil. Maçtan sonraki programlarda zaten değerlendirmeleri yapacağız. Karvan'ın sunduğu çekirdekçi ekstra Beşiktaş Adana Demirspor maç önü programı sona erdi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İkinci el arabalara güvenmenizi sağlayan Karvak sundu.